Biz farklılaştığımız noktaya biraz gelelim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Memiç'ten çok bahsetti. Memiç yani Fırat'ın hemen batısına düşüyor. Çok da tartışılmıştı. Bizim Fırat Kalkanı operasyon ilk diyelim bu koridora müdahale operasyonu bittikten sonra Memiç kırsalında çatışmalar başlamıştı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne müzahir gruplar el baba aldıktan sonra Memiç'teki PKK unsurlarıyla bir çatışmaya başlamıştı kırsallarda. Evet. Derken biz ne gördük Mustafa? Birden Amerika'nın zırhlıları tepelerinde özel kuvvetleri, askerleri, bayraklarıyla bizim Süleyman Şah Türbesi'nin de olduğu yerlere ne yaptılar? Fırat'ın doğusundan nehri geçtiler. Evet. Birden geldiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısına dikildiler. Hayır, buraya müdahale edemezsin. Biz burayı PKK ile birlikte IŞİD'den tırnak içinde söylüyorum. Kurtardık dediler. O operasyon engellendikten sonra ne oldu Mustafa? PKK, PYD Suriye'nin ta güneyindeki petrol bölgelerine indirildi. Bak bu çok önemli. Deir ez-Zor'a kadar indi. Deir ez-Zor'a kadar indi. Evet. Ne diyordu o zaman PKK'lılar? Eğer Memiç'te bizim güvenliğimizi sağlamazsanız biz Rakka operasyonuna başlamayız. Bunları unutuyoruz, biraz hatırlamak lazım. Tabii. Biz Deir ez-Zor operasyonuna başlamayız. Amerika da diyordu ki ya bak Rakka'ya git, Deir ez-Zor'a git, petrol bölgeleri. Hayır, beni Memiç'te koruyacaksın. Çünkü ben kantonları birleştireceğim. Yani PKK'nın öyle bir pazarlık gücü yok da süreç oydu aslında. Evet. Derken öyle ya da böyle Amerika korudu. Ama nasıl korudu? Nasıl yaptı? Ne yaptı? Evet. Bazen ne var orada? Biz niye bu kadar? Şimdi Afrin konuşurken, şimdi askerimiz Afrin'i temizlerken, tabii, Cumhurbaşkanı niye Memiç? Ne var Memiç'te? İstersen onu çünkü da senden alalım. Afrin'in kilidi Memiç'te. Şimdi Afrin'in bütün lojistik ihtiyaçlarının, bütün o silahların, o giden tırların, tırların fotoğrafını göstereceğiz şimdi. Bütün o Afrin'i besleyen ve bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanılan o hain silahların nereden, hangi üstten, hangi marifetle gönderildiğini göstereceğiz. Şimdi önce bir Anadolu Ajansı'nın grafiğini gösterelim. Bakalım. Tabii Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelince Anadolu Ajansı devletin çok ajansı önemli bir şey yaptı. Devletin Ajansı bir grafikle Amerikan üslerini, Suriye'deki Amerikan üslerini açık etti. Bakın. Onlar Doğu'da Rumeylan'dan başlıyor ki orada büyük bir hava üssü de var. Burada 3 tane eksik yalnız, onu da söyleyelim. Tabii daha sonra öbürleri de hem Amerika kurdu hem şey yaptı, ekledi. Tel Beyder, Şedade, Tel Temir, Aynisa, Harapışık. Ki Harapışık çok önemli. Oraya da hava indirme kuvvetleri var. Sept, Aynelerap, Uşariye, Ayn Dadat. Şöyle göstermek istiyorum. Ayn Dadat dediğimiz yer aslında Memiç. Yani burası PKK-PYD bölgesi. Burası Fırat Kalkanı bölgesi. Memiç de burada. Mustafa Memiç'in, bu Fırat'ın batısı neresidir, doğusu neresidir? Onu da gösterirsen. Fırat Nehri de buradan uzanıyor. Memiç'in arasında tabii harita Uşariye'den uzanıyor aslında. Şöyle aşağıya doğru uzanıyor. Burası Fırat'ın doğusu, burası Fırat'ın batısı. Evet. Ve PKK-PYD'nin tuttuğu kritik kuvvet Afrin'de hemen zaten biraz daha batıda kalıyor. Arada Fırat Kalkanı bölgesi var. Şurada da Halep var. Yani burası Türkiye sınırı, Kobani dedikleri Aynelerap. Amerikan üslerini tek tek açıkladı. Bak burası Ayn Dadat. Şimdi fotoğraflara geçelim. Ama Ayn Dadat'a gelmeden önce size Harap Işığı göstereceğiz. Çünkü Harap Işık şöyle önemli. Amerika'nın uçaklarla değil ama helikopterlerle ve özel kuvvetlerinin yerleşik olduğu yer. Evet. Bu fotoğrafı daha önce uluslararası ajanslar yayınladı. Bu en son fotoğraf. Buranın en son hali. Evet. Sonuydu. Nereden? Terra Server. Bütün dünyaya açık bir uydu şirketi. Biz fikri takip yaptık. Onlardan erken uydu şirketinden aldık. O yüzden bu yazılarla izleyicilerimiz karşılaşabilir. Para verip almaktansa bu şekilde kullandık. Bak şimdi burası bir Lafarge çimento fabrikası. Çimento fabrikasına yerleşmiş. Bunlar Apache helikopterleri, Amerikan helikopterleri. Şunlar Amerikan... Yani fabrika asgari üstü çevrilmiş tamamen Amerika tarafına. Özel kuvvetler üstüne çevrilmiş. Şimdi diğer fotoğrafa geçelim. Bunun ayrıntılarını göreceğiz. Bir sonraki fotoğraf. Onu gösterelim. Şimdi o biraz önce gösterdiğim yerin yakın fotoğrafları. Bak Amerikan. Burası Suriye toprakları. Evet. Ve bunlar Amerikan askerleri. Bak bunlar Amerikan askerlerine ait çadırlar. Bu çadırlar nerede var? Aynısından Türkiye'de Kürecik Hava Üssü'nde var. Kürecik ilk kurulurken de aynı çadırları kullandı. Evet. Bir de nerede var? Diyarbakır Havaalanı dibindeki kaçak Amerikan üssünde var. Bak aynı çadırlar, aynı Amerikan üsleri. Bir sonraki fotoğraf bunun hemen altını gösterecek.
O da daha yakından bir fotoğraf ve evet. Amerikan araç parkını gösteriyoruz. Nedir bunlar? Kamyonları, zırhlı araçları, Striker'ları, Amerikan özel kuvvetlerinin kullandığı bütün o araçlar, tırlar, işte bu harap ışık dediğimiz hava üssünün, Amerika'nın kurduğu kaçak üssün, Suriye topraklarında yasa dışı olarak kurduğu, hiçbir resmiyeti ve hiçbir şekilde meşruiyeti olmayan evet. üsler. Şimdi ilk grafiğe bir daha gelelim. Buranın neresi olduğunu hatırlatalım. Burası çok kritik geçiş noktalarından birisi. Bak, harap ışık. Aynisa burada. Kobani dedikleri Ayn-el Arab burada. Türkiye sınırı ve hemen sınırımızın dibinde kurulmuş bir üs. Nasıl oluyor? Rümeylan hemen sağ tarafta doğuda evet. bulduğumuz hava üssüne geliyor. Çeşitli yerlerden ve İncirlik'ten ne yazık ki kalkan malzemeler, silahlar. Küçük bir ek devam et. Tabii. Barzani bölgesinden de Semelka sınır kapısından da oradan Katar'daki da üstten Karayolu'yla Erbil'e. Oraya geliyor. Oradan da Karayolu'yla ikinci yolda bu. İkinci yolda bu. Tabii buraya sadece silah da gelmiyor. Bavullarla dolar geliyor. Daha önce burada açıklamıştık ilk defa. Türkiye buradan $200 ile $400 arası PKK'ların maaşları var. Maaşlar geliyor. O dolarlar da bavullarla geliyor. Oradan kalkıyor, harap ışığa geliyor. Bu aradaki dağıtım PKK-PYD'lilerce burada gerçekleştiriyor. Şimdi gelelim Afrin nasıl besleniyor. Hı hı. Bakın Afrin'i lojistik kapısını anlatacağız. Harap ışıktan çıkıyor tırlarla. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sık bahsediyor ya. Binlerce tır, 5000'e yakın, 4900, 5000'e yakın tır. O tırlar Ayn Dadat'a geliyor. Ayn Dadat bizim burnumuzun ucu. 20-25 kilometre bize. Dibimizde. Hatırlarsan Membiç'te operasyon olduğunda... Membiç hemen burası. Amerika Birleşik Devletleri ile PKK-PYD ile aramızdaki sınır Sacur Çayı'ndan kuruldu. Şuradan bir çay geçer. Şöyle evet. hatlar çizerek yukarıya doğru gider. Doğal bir set olur. Aynen. Çayın bir tarafına PKK-PYD, öbür tarafına Türkiye Müzahir Gruplar ve TSK yerleşti. Ve fiilen senin de biraz önce anlattığın şekilde Amerikan Özel Kuvvetleri araya yerleştiği için iki tarafta öyle kaldı. Durdu. Hatta Erdoğan'dan yeni öğrendik. Bir yanıltma olayı dağını açıkladı. Obama bizi yanılttı dedi. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri dün Ayn Dadat üssünün yakınlarını 10 kilometre yanını vurdu. Biraz önce Suriye'deki kaynaklarla konuştuk bölgeyi bilenler. Evet. 10 tane zırhlı aracın PKK'ya ait evet. zırhlı aracın imha edildiğini bizzat söylüyorlar. Hı hı. Bu bölgeler vuruldu. Evet. TSK bir işaret veriyor. Bir şimdi hareketlilik işareti, tespit ediliyor. Tabii. Hareketlilik üzerine 10 araç vuruluyor. Bizim edindiğimiz bilgiye tabii. göre tabii. değil mi Mustafa? Çünkü siz Afrin'de PKK-PYD operasyon yaparken bir şeyi garanti altına almanız gerekiyor. Onlara yeni silah ve maddi kaynağın gelmeyeceğini güvence altına almanız gerekiyor. Ya da bir başka cepheden saldırıya uğramayacağınızı. Uğramayacağını. Çünkü zaten oraya sürekli bir destek geldiği zaman siz aylarca belki yıllarca orada çakılıp kalırsınız. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bir yeri işaret ediyor. Biz şimdi o işaret edilen yerin fotoğrafını getirelim. Evet. Dördüncü fotoğraftan devam edelim. Ayn Dadat'ta Amerika Birleşik Devletleri dev bir üs kurmuş durumda. Çok ilginçtir. Evet. Bakın şimdi meraklı izleyicilerimiz Google Earth'e girsin. Google Earth herkesin artık kullandığı evet. uydu. Hemen hemen her yeri görürsünüz dünya üzerinde. Değil mi? Hiçbir yerde üzeri kapalı mıdır? Değildir. Bir yer kapalı. Bunun gibi kapalı olan çok az yer var Google Earth'te. Hemen girsinler siyah bir nokta görecekler. Tam burası. Burası oranın uydu fotoğrafı. Biz başka bir serverdan aldık. Bakın burası Amerikan üslerinin kuvvetlerinin bulunduğu yer ve üstü kapalı. Burası hemen Sacur Çayı'nın kıyısı. Bu Ayn Dadat. Üst kapalı neyi kastediyorsun? Üstünü uydu şirketlerine kapattırmışlar. Evet. Ve çok büyük bir alan. Öyle küçük bir alan değil. Çok büyük bir alan. O büyük alan şu gördüğünüz koyu diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, altıgen gibi düşünelim. Altıgenin içinde bir de bak şöyle iki alan var. Çok evet. kritik. Şimdi burası Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetlerinin yoğun olarak bulunduğu Türkiye'ye çok yakın bir üs. Çok kritik bir üs. Bunun ötesinde bir şey daha var. Bu uydu fotoğraflarının eskilerine baktığınızda etrafı bomboş. Tarlalarla çevrili. Evet. Yeni bir şey olmuş Amerika Birleşik Devletleri. Orada bir şey yaratmış. Ne yaratmış? İşte tam buraya yaratmış. Bir tır parkı. Evet. Evet. İşte Afrin'i besleyen tır parkı burası. Koordinatları da belli.
Yeri de belli. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri dün bunun 15 kilometre yakınını vurdu. Şimdi bir diğer fotoğrafta bu tır parkının yakından görüntüsünü uydudan göreceğiz. Bir sonraki fotoğrafa gelelim. Buyur. İşte gördüğümüz tır parkı. O ünlü PKK'ya giden tırlardan bahsediyorduk. 5000 tır. O 5000 tırın bir kısmı burada. Sayarsanız zaten nereden baksanız onlarca tır zaten kendi başına. Bak sıraya dizilmişler. Hani tır neden vardır? Taşıyıcılar varsa bizi izlerler. Bir ticaret vardır, bir giden gelen vardır, insani yardım vardır. Bu bölgede onların hiçbiri yok. Aindadat dediğimiz yer Sacur Çayı'nın kıyısında küçücük bir yer. Memlit yolu üzerinde. İşte bunlar, bu tırların hepsi PKK-PYD'nin lojistik ihtiyacını Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan tır parkı. Burası bomboş. Şimdi işte tır parkı haline getirmiş. Tırları da uydu fotoğrafları, çok yakın tarihte uydu fotoğrafları bunlar. Teknolojinin verdiği olanaklarla bizler de gazeteciler olarak bunları fikri takiple bulabiliyoruz. Tır parkı işte Amerika Birleşik Devletleri. Aindadat, Anadolu Ajansı'nın açıkladığı yerin fotoğrafını da ilk kez Ulusal Kanal ekranlarından böyle izleyicilerimize sunmuş olduk. Burada dile getirmek istediğimiz şu. Şimdi Mustafa tam burada bir dur. Evet. Şimdi operasyon başladı. Evet. Herkes Türkiye'yi ne açıklayacak? Bütün dünya kilitlendi. İşte Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu vesaire filan. Sonra gelen açıklamalardan bir tanesi şuydu. Evet. Türkiye'den. Eğer lojistik noktalar ne olacak sorusu geldi. Lojistik evet. Noktalar. Yani tam da senin uzun uzun anladım. Bir 10 dakikalık bize bir özet sunum evet. Yaptın haritalar eşiğinde. Biz lojistik de olsa, öyle de olsa, böyle de olsa bunları vuracağız. Türkiye'nin açıklaması buydu. Yani lojistiğin hedef alınması ne anlama evet. Geliyor sadeleştirirsek? Amerika'nın kurduğu park alanları, Amerika'nın yapmış olduğu organizasyon, tırlar, belki bu fotoğrafları edindiğimiz uydu da belki Amerika'nın, onu da bilmiyoruz evet. Ama sağ olsunlar fotoğrafları onlardan evet. Edindik. Yani bu nereye gidiyor peki? Bu son Amerika ile olan diyalogları da gördüğümüz zaman lojistiği de hedef alırız eğer bir tehdit evet. Olursa. Lojistik burası yani senin o çizdiğin Fırat'ın doğusu ve Memiç. Erdoğan diyor ki Cumhurbaşkanlığı kaynakları, biz Trump'la görüşmede Türk ve Amerikan kuvvetlerinin karşı karşıya geleceğiyle ilgili bir şeyler konuşmadık. Evet. Ama Trump'ın Beyaz Saray'dan yapılan açıklamasındaki kritik ifadene Türk ve Amerikan kuvvetlerinin sahada karşı karşıya gelmesinden kaygı duyuyoruz diyor. Ama görüşmede bu boşuna söylenmez. Yapmadık diyor Türkiye'de. Tabii, bu boşuna söylenmez. Evet. Bunu demesiyle, demesinden hemen önce olan ne? Bu gösterdiğimiz tır parkının yolun uzandığı 10-15 kilometre etrafının Türk Hava Kuvvetleri tarafından vurulması. Teyit de ettik zaten bazı araçların vurulduğunu. Evet. Vurulması. Amerika Birleşik Devletleri adım adım önüne gelen sahneyi görüyor. Biz de bilmemiz lazım. Bizim buradan kamuya açık uydu kaynaklarından fikri takiple, gazetecilikle bulduklarımızı elbette ki Türk Silahlı Kuvvetleri kendi milli imkan ve kabiliyetleriyle insansız hava araçlarıyla ve Göktürk uydusuyla çok daha net, açık fotoğraflarını görüyor. Bugüne kadar kamuoyuna dağıtmadılar. Belki de daha net fotoğrafları dağıtırlar. Bakın biz gösteriyoruz. Bu tırların tamamı Amerikan üssünün, bir önceki fotoğrafa bir daha gelelim, dibindeki tır park. Türk Silahlı Kuvvetleri bir sonraki adımda belki doğrudan Amerikan kuvvetlerini hedef almasa da bu silahların PKK-PYD'ye, Afrin'deki PKK-PYD'ye gittiğini bildiği için işte bu lojistik üsleri hedef almaya başladı. Önümüzdeki günlerde, şurası çok açık, bunlar hedef alınacak. Nasıl hatırlarsın IŞİD'in bir dönem bu bölgede fırıl fırıl kaçak petrol, Suriye'den çaldığı o kaçak petrolün araçları gidip geliyordu. Evet, Rus Hava Kuvvetleri de vurmuştu tabii, bunları. Rus Hava Kuvvetleri de vurdu, Amerikan Koalisyon Kuvvetleri de, Amerika'nın öncelikli Koalisyon Kuvvetleri de vurdu. Şimdi Türkiye, konsept buysa, Türk TSK'da o zaman PKK-PYD'ye giden tırları, o silahları, vurabilir. Sadece silahları değil, Amerikan dolarları, bunun hep altını çiziyoruz, bu çok önemli, Amerikan dolarlarını vurabilir. Vurmak da hakkıdır. Uluslararası anlaşmalarda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da Türkiye bu hakkı tanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin endişesinin kaynağı işte bu fotoğraf. Evet. Diyor ki benim eğer PKK-PYD'ye sağladığım bu lojistik destek olmazsa, dolarlarım ve silahlarım olmazsa, o da çok iyi biliyor ki PKK-PYD'nin sahada kalma imkanı yok. Bu kadar genişlemiş bir alanda
PKK, PYD'nin tutunma imkanı da yok. Yani Amerika'nın da tutunma imkanı yok, yok dolayısıyla. Yok. Şu an sahada 1500'e yakın Amerikan özel kuvvetleri askeri var. Evet. Çok büyük bir sayı. Özel kuvvet askerinden bahsediyor, sıradan askerden evet. değil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bile pamuk ipliğine bağlı bir şekilde sahada harekatını sürdürdüğünün çok farkında. Şimdi neden peki Amerika Birleşik Devletleri dibimize bu kadar büyük bir üssü kuruyor? Şu nedenle kuruyor. Ya Türkiye incirliği kapatırsa? Nereye dayanacağım diye düşünüyor. Katar'dan kalkacak, buraya gelecek. Mecbur. Rumeyland'da niye hava üssü kuruyor? Ya Türkiye incirliği kapatırsa? Seçeneğim ne olacak? Ama Mustafa orada büyük bir soru evet. işareti var. Yani bu bambaşka bir tartışma konusu. Çok önemli bir konu ama birincisi Amerika Suriye topraklarında Suriye devletiyle anlaşarak bulunmuyor. Tabii. Meşru değil. İkincisi Irak'taki siyasal durum çok sallantılı. Barzani kaybetti. Şu anda Bağdat bütün sınır kapılarını devralmaya çalışıyor. Tabii. İncirlik'te ise Türkiye, NATO yani hukuki bir zemin var, altyapı var, yılların getirdiği bir şey var, birikim var, kabiliyet, deneyim. Yani askerlik öyle her bulduğun boş alana asfalt töküp üst yapmak değil. Öyle bir şey değil. Komutanlarımız, uzmanlar bu evet. işi çok daha iyi, iyi biliyor. Yani bütün bu coğrafyaya yapmayı düşünce üstler hiçbirisi İncirlik'in karşılığı olmaz. Kesinlikle. Birincisi hukuki hiçbir zemin yok bir kere. Çok açık. O nedenle çok Türkiye'nin açık. Elinde çok önemli bir koz. Alternatif İncirlik, değil. İncirlik çok önemli tabii. Bir koz. Yani bu kapatıldığı anda Amerika aslında bölgedeki elini, kolunu, kulağını... Hıtırlar durur. Evet. Kürecik aynı zamanda tabii. oradaki üst. Kürecik Türkiye müdahale yani. Ederse buna büyük bir imkandan yoksun kalacak Amerika Zaten şu an fiilen adı konulmamış Amerika Birleşik Devletleri'nin İncirlik üstündeki faaliyetlerine fiilen bir kısıtlama uygulanıyor. Bunu biliyoruz. Nedir o? İnsansız hava araçları Afrin bölgesine bir kere yaklaştırılmıyor. Bakın. Hani Rusya Türk Hava Kuvvetleri'ne sahayı açar mı diye tartışılıyor da hava sahasını. Evet. Türkiye de Amerika'ya kapattı hava sahasını. Bölgeye kesinlikle Amerikan insansız hava araçları neden? Yaklaştırılmıyor. Çok kısa vaktimiz azalıyor ama neden? Bu çok da önemli. Çok basit. Himeymime yapılan hava saldırısını Rus Devlet Başkanı Putin açıkladı. Hı hı. Amerikan insansız hava araçlarını bölgede devriye attığını ve onlardan bu araçların yönlendirildiğine dair bilgilerini aktardı. Herkes farkında sahada olanların. Dolayısıyla şu an zaten İncirlik'e ciddi bir kısıtlama var. Yeter mi? Yetmez. Bakın saha kışkırtmalara, olası başka saldırılara çok açık bir saha. Buna imkan vermemek için en kritik nokta bir, Suriye Devleti ile zaten süre giden alt düzeydeki yoğun iletişim. Artık başbakan da açıkladı tabii, biliyoruz. Biliyorduk. Hı-hı. O da açıklamış evet. oldu. Rusya ve İran üzerinden süren iletişimin artık tam bir iletişim noktasına getirilmesi gerekiyor. Buraya doğru da gidiyor. Herkes rahat olsun. İkinci nokta da sahada ÖSO dedik ya, bu tür gruplarla artık Türkiye'nin yapacağı bir iş kalmamış durumda. Şu çok doğru. Türkiye'nin şu hassasiyeti çok doğru. Bakın operasyon yürüttüğümüz topraklar bizim topraklarımız değil. Biz o operasyonları Türk halkı oraya yerleşsin diye de yapmıyoruz. Oranın halkının yerleşmesi için yapıyoruz. Onlarla birlikte yapmak da tabii, son derece doğru. Doğru. Yanında onlardan birilerinin bulunması, evet. onları oranın halkını oraya geri çağırmak, onlarla beraber bir takım evet. işlerin yürütülmesinden doğal bir şey olamaz. Sahada da görüyoruz ama Türkiye artık Ararus Şam'dı, El Nusra'dan kalıntılardı, FLK Şam'dı ve bizzat onları ünlü etmek istemiyorum, isimlerini biliyoruz. Yıllardır da bunları zaten takip ediyoruz. Onlarla atacağı bir adım artık kalmamıştır. Bakın kimler şehit oldu? Türk askerleri şehit oldu. Buradan da bazı sonuçlar çıkaralım. Sözde önden ÖSO'cular gidiyordu hani. Bizim askerimiz şehit oldu. Dolayısıyla bu TSK'nın milli imkanlarıyla ancak yürütülebilecek bir harekattır. Fırat Kalkanı'nda Elbap'ta biz acı gördük bunu. ÖSO'culara güvenmenin bedellerini ödedik. Askerimiz artık bedel ödemek istemiyor. Ve ona göre harekatını yürütüyor. Planda öyle yürüyor. Yapılmış. Tabii en önde yürüyor. Ve bakın şu çok önemli. Hep vurguluyoruz. Askeri gücünün büyük olması bir yerleri vurarak göstermez. Gösterilmez. Esasen bir yeri vurmadan, o askeri gücünü kullanmadan gösterdiğin zaman büyüklüğünü anlaşılır. Ve TSK bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri sadece yaptıklarıyla değil, evet. yapmadıklarıyla da askerlikte ünlü bir söz vardır. Hı hı. Her askere giden bunu bilir. Nedir? Dosta güven, düşmana korku salacaksın. Evet. Mesele budur askerlikte. Şu anda görüyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri düşmana bir kere korku salmış. Suriye ordusunun, Suriye'nin toprağı izlemek zorunda kalıyor. Dosta nasıl güven sağlamış? Rusya ve İran Türkiye'ye güveniyor.
Bunun bir adım ötesi kaldı, bir tık ötesi kaldı. Hükümet çok dikkatli olmalı bu konularda. Özerk bölgeler, başka şeyler. Bu tartışmaları artık kenara bırakalım. Şehit kanlarıyla alıyoruz o toprakları. Öyle bedava iki adım ileri yürüdük. Temizliyoruz diyelim daha doğrusu. Temizliyoruz. O bölgelere biz bedel ödeyerek gidiyorsak, o bedelin karşılığı da masada yer kapalım, özellik alalım, başka şeyler olur. Dur bakalım birazcık da biz ÖSO'ya bir yurt sağlayabilir miyiz birilerine, ne yüdüğü belirsiz birilerine değil. Oranın halkı oranın sahibidir. Ve Afrin bölgesinin, ben üzülerek görüyorum, bizim basınımız bile görmüyor. Afrin bölgesinde Arap da var, Kürt de var, bir o kadar da Türkmen var. O bölgeler Türkmen Dağı'ndan uzanır, o bölgeye kadar çıkan Türkmen köyleriyle doludur. Oranın Türkmen halkının da bir an önce topraklarına dönmesi bizim tarihsel milli sorumluluklarımızdan birisidir. Yoksa bize çok uzak topraklar veya yerler değil. Ama dostluk, kardeşlik içerisinde var olacağımız topraklar. Mustafa, son cümlem şu. Bakın, Suriye ile biz dostken Türkiye'deki kimse, Hatay bölgesinde Kilis'te yaşayanlar hariç, Afrin diye bir isim bilmezlerdi. Evet. Bugün acı acı Afrin'i öğrenmek zorunda kaldık. Demek ki Suriye toprakları iken hiçbir tehdit bize yok oralarda. Dostça, kardeşçe varlığımızı, dostluğumuzu, kardeşliğimizi sürdürebiliyoruz. Bundan sonrası da o Suriye haritalarını biz hep sonraki programları konuşuyoruz. Yakın programlarda Soçi'den sonra. Evet, son söz o zaman şu olsun. Geçen o topraklar hafta, tek renk önümüzdeki olacak. Hafta ne konuşacağız? O toprak Soçi'yi konuşacağız. Soçi. Tabii biz başka söyleyelim. Gündemlerimiz geçelim. Var. İç politikayı da konuşmak istiyoruz ama gündem bu olduğu için artık önümüzdeki haftalarda Soçi'yi ve ondan sonrasını konuşacağız. Yani sahada barış güven noktasının tesis edildiği Suriye'de güzel haberleri de vermeye başlayacağız. Soçi, biraz da askeri gelişmeleri bu hafta konuşuruz ama siyasi gündeme doğru yavaş yavaş geçiyoruz diyelim. Koordinatlarını ve fotoğraflarını gösterdiğimiz noktanın öbür halini konuşuruz Mehmet. O da olabilir. Onu da söyleyeyim. Haftaya bakalım, değerlendirelim o zaman. Evet. Keskin Bakış'tan bu haftalıkta.